Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi adamı İbofesör ve bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte bir dostumun, bir takipçimin bana gönderdiği mesaj üzerine kurulu bir video çekeceğiz. Bundan aşağı yukarı 2-3 gün önce Bibron bana şunu yazmıştı Insta DM'den. İbofesör, aylardır diyet yapıyorum. Aylardır hemen hemen her gün işte karın kası egzersizleri yapıyorum. Onlarca, yüzlerce, binlerce mekik çekiyorum. Yağ oranımı azalttım. %10 civarı yağ oranlarına sahip oldum. Baklavalarım çıktı, obliklerim çıktı, paramparça görünüyorum ama sadece 4 tane baklavam var. Ne yaptıysam 6'lıya çıkaramadım. Ne yaptıysam 8'liye çıkaramadım. Hatta geçen gün Instagram'da dolanırken onlu baklavaya sahip bir tane adama denk geldim. İnanılmaz havalı görünüyordu. Ben de onlu baklava istiyorum profesör. Yapabilecek tek kişi varsa sen varsın. Bana onlu baklava yapabilmem için tavsiyelerin ve önerilerin neler? Şimdi sana bir kötü haberim, bir de iyi. Gerçi iyi haberim yok. Sadece bir kötü haberim var. Asla ve asla o dörtlü baklavanı altılı baklava yapamayacaksın. Sekizli baklavayı hiç yapamayacaksın. Onlu baklavayı yapman imkansız. Bu konuya ben de bir şey yapamam. Yukarıdaki reise soracaktın ama o da geçti artık. Geçti. Şunu da bilmeni istiyorum. Sadece seninle alakalı bir şey değil bu. Hiçbir insan evladı sahip olduğu baklavaları arttıramaz veya azaltamaz. Dünya popülasyonunun, bütün insanların %99,9'u asla onlu baklava yapamayacaklar. Hatta %70'inden hemen hemen fazlası sekizli baklava bile yapamayacaklar. Hatta ve hatta %30'u altılı baklava bile yapamayacak, sadece dörtlü baklavayla kalacaklar. Çünkü baklava sayınızı çalışarak arttıramazsınız. Bu imkansız. Baklava sayınız annenizin karnında belli olur. Annenizden ve babanızdan gelen genlerden ortaya çıkar. Yani sende 4 tane baklava varsa 3 yaşında da 4 tane olacak, 300 yaşında da 4 tane olacak. Hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Bu genetiktir. Şeklini de değiştiremezsin, sayısını da değiştiremezsin. Detayına girerseniz biraz daha işin mekanizmasını anlatayım. Çünkü bugüne kadar hep duyduk zaten. Ya işte bu genetikle alakalı, kasların sayısı genetikle alakalı, baklavaların şekli, şemali, her şey genetikle alakalı. Bunları duyduk. Olayın biraz daha detayına inelim, mekanizmasını anlatalım ki bir bilgi birikiminiz olsun. Herkes söylüyor genetik olduğunu ama profesör doğaüstü bilgileriyle sizleri aydınlatacak ve mekanizmayı sizlere anlatacak. O zaman parmağımı bir şıklatayım, mekanizmayı anlatmaya geçeyim. Boom baby! Şu çizimin güzelliğine bak. Baban da mı ressamdı be? Baban da mı ressamdı be? Şu çizimin güzelliğine bak. Şu fizyoloji bilgisinin güzelliğine bak. Baban da mı fizyolojist oğlum? Baban da mı tıp okudu lan? Hayır, babam hiçbirini yapmadı. Babamın sikinde değildi hiçbir şey. Çünkü taşrakları o kadar büyüktü ki dünya sikinde olmadan bile şekil yaşayabiliyordu. O büyük taşraklarla beni ortaya çıkardı. Ben gerekeni yaptım. Baba! Annem ben! Neyse. Şimdi olaya geçelim. Birkaç tane Latince kelime var ama çok fazla Latince kelime kullanmak istemiyorum çünkü anlamayacaksınız. Şimdi ortaya coracoid process of the scapula dediğim zaman bir sik anlamayacaksınız. Veya radial tuberosity dediğim zaman hiçbir sik anlamayacaksınız. Videonun anlamı olmayacak. Burada size işte bilgi birikimine şekil yapmaya gelmedim. Bir şeyleri anlatmaya geldim. Anlamadığınız zaman at bu videoyu çöpe gitsin, bir sike yaramaz. Anladın mı? O yüzden biraz daha böyle sokak ağzı konuşacağım. Alt kol, üst kol kemiği, kas, tendon gibi falan konuşacağım. Anlayın diye. Yani öyle konuştuğum zaman da işte bu bisik bilmiyor, boş konuşuyor demeyin, sikerim belanızı. Neyse fazla da küfür etmeyeyim şimdi. Olaya odaklanın dostlar. Şimdi birkaç sene önce kelime var, onları ortadan çıkaralım. Burada bir biceps diyagramı görüyorsunuz dostlar. Üst kol kemiği var bu bicepsin olduğu yer ve alt kol kemiği var bu bileğin olduğu yer. Ve arada bir tane kas görüyorsunuz. Bu kırmızı bölgeler tendonlar. Bu ortadaki noktalı bölge ise kas dostlar. Kas tendonlar ile kemiklere bağlantılı durumda dostlar. Ve vücudumuzdaki bütün kaslar aynı şekilde kemiklere, tendonlar ile bağlantı halindedir dostlar. Ve neden böyle bağlantı halindedir kemiklere? Kemik iskelet sistemimizi hareket ettirebilmemiz için gereken şeydir bu bağlantı. Kaslar kemiklerimizi hareket ettiren şeylerdir. Kaslar olmasaydı böyle dökülürdün aşağıya, hiçbir sik yapamazdın. Böyle bok gibi otururdun. Ama ne yapıyorsun? Hareket edebiliyorsun, dans edebiliyorsun, manitayla sevişebiliyorsun. Neden? Kasların çalışıyor diye. Tendonlarla kemiklerine bağlı kaslar var diye. Neyse, şimdi gelelim bu
Origin Belly ve Insertion olayını anlatmaya. Buradaki tendon görüyorsunuz ve bu tendona Origin diyoruz. Neden? Bu kasın görevini yaptığı zaman oynamayan bölümüdür. Origin. Yani biz biceps curl yapıyoruz ya. Üstteki tendon, yani omuz tarafına bağlanan tendon. Omuz tarafına diyorum, çok detay vermiyorum. Latince kelimeler var. Omuz tarafına bağlanan tendon oynamayan tendondur. Neden? Biceps ne yapar? Curl yapar değil mi? Biz curl yaparken omuzumuzu bileğimize mi götürüyoruz? Hayır. Bileğimizi omuzumuza getiriyoruz bağlantı noktasına. Oynamayan bölüm kasın origin bölümüdür. Anladınız mı? Oynayan bölümü ise insertion adındadır. Yani biz ne yaparız biceps curl yaparken? Alt bilek kemiğini üste getiririz. Bu oynayan tendondur. Oynayan tendon insertion'dır. Anladınız mı? Bir de belly var. O da kasın en böyle patlak olduğu, büyük olduğu bölge. Orta bölümü. Ona da muscle belly deriz. Kelimelere çok odaklanmayın. Sadece olayı anlayın. Yeter. Şimdi gelelim olayımıza dostlar. Ana olayımıza. Biz ne dedik? Kasların şeklini değiştiremezsiniz, simetrisini değiştiremezsiniz ve insandan insana kaslar aynı boyutta olsalar bile farklı şekilde olurlar. Sebebi ne? Tendon boyutu ve kas boyutu dostlar. Burada görüyorsunuz belli bir uzunluğa sahip tendonlar var ve belli bir uzunluğa sahip kas var. Bu insandan insana göre değişiklik gösterecek. Bazı insanlarda tendon gereğinden fazla uzun olur ve kas daha kısa olur. Bazı insanlarda ise tendon kısa olur, kas uzun olur. O zaman biceps örneği üzerinden gidersek nasıl bir şey ortaya çıkar? Tendonunuz çok uzunsa kasınız daha kısa olur. Kısa olduğu zaman kasınızı büyütürseniz biraz daha böyle küçük, çıkık bir biceps ortaya çıkar. Kısa, patlak biceps ortaya çıkar. Ama kasınız uzunsa, tendonunuz kısaysa kasınızı büyütürseniz daha dolu, uzun bir kas ortaya çıkar. Çok patlak bir kas ortaya çıkmaz. İşte bu durum şekil farklılığı ortaya çıkarır. Kaslarınız aynı büyüklükte olsa bile. Yani konsept ne? Kas uzunluğu vs tendon uzunluğu. Şekli belirleyen şey, simetriyi belirleyen şey, baklava sayısını belirleyen şey bu dostlar. Bu kadar basit. Bu arada dostlar, biraz önce biceps üzerinde anlattığım bu tendon uzunluğu ve kas uzunluğu arasındaki fark her insandan insana değişebilecek olması sadece biceps için değil. Biceps üzerinden anlattım basit olsun diye, ama aynı şey triceps için de geçerli. Diğer kas grupları, omuz, kol, bacaklar, kalflar, göğüsler, her şey için geçerli dostlar. Bütün kas grubumuz vücudumuzdaki kemiklere tendonlar ile bağlanırlar ve bu tendonların uzunluğu ve kasların uzunluğu insandan insana değişir. O yüzden her insanda kasların uzunluğu, şekli, şemali, simetrisi değişecektir dostlar. Ve ne olacaktır? Görüntü açısından bir çeşitlilik ortaya çıkacaktır. Aslında olayı güzel yapan şey de budur dostlar. Her insanda o insana özel bir karakteristik görünüş vardır. Bazı insanların omuzları patlaktır, böyle hayvan gibidir. Ama kolları biraz incedir. Bazılarının kolları hayvan gibidir. Omuzu incedir. Bazılarının öyle bacakları vardır ki bütün vücudunun önüne geçer. Bazılarında da öyle boktan bacak vardır ki üst vücudu hayvan gibi görünür. Yani bu çeşitlilik bize güzellik katıyor aslında. Çok güzel bir şey. Sadece bazı kombinasyonlar çok kötü olacaktır. Yani siz hem küçük kola, hem işte küçük omuza, hem işte küçük bacaklara, hepsine bir arada sahipseniz bok gibi görüneceksiniz. O da şansınızla alakalı bir şey. Reisin tercihiyle alakalı bir şey. Babanızın ve annenizin kromozom kombinasyonuyla alakalı bir şey. Yani çok kötü görünüyorsanız onu da işte annenizle babanızla konuşacaksınız. Ama konuşsanız da bir bok değişmeyecek. Şimdi işin mekanizmasını anladınız dostlar. Yani sözelde anlattığımı anladınız. Neydi? Tendon boyutu, kas boyutu farklılık gösterir ve bu boyut her insanda değişiklik göstereceği için her insan görüntü bakımından farklılıklar gösterecektir ayrı ayrı. Bunu anladık, ama gelin biraz da örnekler üzerinden gidelim. Görsel örnekler verelim ki aklınızda daha iyi otursun dostlar. Şu an ekrana dikkat etmenizi istiyorum. İki tane arkadaş görüyorsunuz. Her ikisi de sporcu ve her ikisi de kas geliştirmeye çalışıyor. Omuzlarına odaklanmanızı istiyorum. Bir tanesininki daha patlak ve çıkık görünüyor. Biraz daha kısa bir yapıya sahip. Çünkü neden? Tendon uzunluğu uzun ve kas uzunluğu kısa. O yüzden patlak çıkık bir yapıya sahip. Diğer arkadaşa bakarsanız tendon uzunluğu kısa, kasların uzunluğu biraz daha uzun. Bundan kaynaklı boru gibi bir görünüşe sahip, daha az çıkık bir görünüşe sahip.
Bir diğer örneğe gidersek dostlar, bisepslere odaklanırsanız, bisepslerde bir tanesinin bisepsi daha uzun ama az yüksek görünürken, diğerininki daha kısa ama daha çıkık görünmekte, daha patlak görünmekte. Triceps örneğine giderseniz, birininki daha kalın ve etli görünürken, diğerininki daha ince görünmekte dostlar. Bilek kaslarına giderseniz, birinin kol ile orantılı şekilde kalın ama diğerininki daha ince ve sıska görünmekte, kol ile orantısız küçük görünmekte dostlar. Göğüslere bakarsanız biri geniş ve dolu görünürken diğeri daha dar ve ortasında boşluk olduğu bellidir dostlar. Karın kaslarına bakarsanız biri dörtlü ve asimetrik iken diğeri sekizli ve simetriktir. Aynı şekilde bacaklara odaklanırsanız biri daha patlak ve hatlı dururken diğeri kalın olmasına rağmen daha düz ve hatsız görünür dostlar. Son olarak kalflara gelelim. Birinin geniş ve etli olduğunu görürken diğerinin daha dar ve etsiz olduğunu, daha sıska olduğunu görüyorsunuz dostlar. Bu verdiğim örneklerde bilmenizi istediğim önemli bir nokta var dostlar. Bu arkadaşların hepsi vücut geliştirme ile uğraşan arkadaşlar. Yani gördüğünüz farklılıklar ya işte bu başka bir sporla uğraşıyor o yüzden farklılık ortaya çıkmış değil. Hepsi vücut geliştirmeye çalışıyor. Hepsi kas kütlesini arttırmaya çalışıyor. Bazıları hemen hemen aynı kas kütlesine sahip ama yine de çok büyük görüntü farklılıkları var. Bunun sebebi ne? Kas kütlesi değil. Kasın şekli, tendon uzunluğu ve kas uzunluğu. Bundan kaynaklı ortaya çıkan simetri farklılığı ve görüntü farklılığı. E ne oluyor? Bu bir çeşitlilik yaratıyor. Aynı kas kütlesine sahip olsanız bile. Sebebi neydi? Genetik dedi dostlar. O zaman neymiş? Benim göğsümün arası boşluk. İşte plakayla şöyle pres yaparsam göğsümün arası dolar. Deyimi yalanmış. Çünkü burada kas yok dostlar. Humerus'tan, kol kemiğinden göğsün ortasına doğru bağlanan bir kas grubu var. Bu göğüs kası. Ama sizin kasınız şuraya kadar bağlanıyorsa, burası boşluksa siz burayı dolduramazsınız. Neden? Kasınız buraya bağlanmıyor ki. Burada kas yok. E kas yoksa sen nasıl kas büyüteceksin? İmkansız. Kasının olduğu yerdeki bölgeyi büyütebilirsin. Yani şurada kas olsa tamam, şuraya kadar bağlansa bütün kasların, tamam mı? Ucuna kadar bağlansa, boşluk olmasa, o zaman bir şeyler yapıp burayı büyütebilirsin. Ama buraya bağlanmadıysa senin kasın, böyle bir boşluk varsa hangi egzersizi yaparsan yap burayı dolduramazsın. Anladın mı? Ne yaparsın? Burayı büyütürsün ama buradaki boşluk kalır. Değiştiremezsin. Yok işte bisepsim kısa, nasıl uzatırım? Uzatamazsın. Senin tendonun uzun. İster istemez istediğin kadar büyüt, dolmayacak orası. Ne olacak? Kısa bisepsin daha büyük olacak. Değişen başka bir şey olmayacak. Diğer kas grupları için de aynı. Omuz için, bacak için, her yer için aynı. Şeklini değiştiremezsin. Simetrisini değiştiremezsin. Değiştirebileceğin tek bir şey var. Çalışıp büyüklüğünü değiştirmek. Başka hiçbir şeyi değiştiremezsin. Şekli genetik, simetrisi genetik, sayısı genetik. Anladınız mı? Çok güzel. Şimdi gelin son olarak bir etkinlik yapalım. Hangi tendon uzunluğu ve kas uzunluğu orantısı daha estetiktir? Bunu anlayabilmemiz için, bu soruya cevap verebilmemiz için bir spektrum oluşturacağız. Ve bu spektrumda kendi yerimizi belirleyeceğiz. İşte şöyle uzunluğa sahip olsa kasınız ve tendonunuz daha estetik olursunuz. Böyle olursa daha az estetik olursunuz diye bir seçenekleri sıralayacağız. En sonunda kendi sahip olduğumuz genetikleri bu seçeneklere bakarak ben estetik bir genetiğe sahibim diyeceğiz veya az estetik bir genetiğe sahibim diyeceğiz. O zaman ben listeyi sıralayacağım. İşte göğüs için böyle olursa daha estetik olur. Kol için böyle olursa daha estetik olur gibi listeyi sıralayacağım. Ve sonunda siz de bakacaksınız. Ben bu listede işte 7 tane artı almışım. 1 tane eksi almışım. Veya 3 tane artı, 4 tane eksi almışım gibi kendi genetiğinizi belirleyeceksiniz. Kendi estetik görünüşünüzü belirleyeceksiniz. Ve yorumlara yazacaksınız. Hepimiz böyle bir etkinlik yapmış olacağız. Şimdi ekrana odaklanın dostlar. Omuzlara odaklanın arkadaşlarımızın. Kısa patlak omuza sahip bir arkadaş olduğunu görüyorsunuz ve düz biraz daha inik omuza sahip bir arkadaş görüyorsunuz. Siz eğer kısa patlak omuza sahipseniz artı bir estetik puan alıyorsunuz ama düz inik omuza sahipseniz eksi bir puan alıyorsunuz dostlar. Diğer örneğe geçelim. Uzun bisepse sahip bir arkadaş görüyorsunuz ve kısa bisepse sahip bir arkadaşa görüyorsunuz. Estetiklik bakımından uzun bisepse sahip arkadaş artı bir alacak. Yani siz uzun bisepse sahipseniz artı bir estetik puan alacaksınız.
Ama kısa bisepse sahipseniz eksi bir estetik puanı alacaksınız dostlar. Diğerine geçelim. Kalın etli bir bilek görüyorsunuz dostlar. Kalın etli bir bilek artı bir puan alacak. İnce sıska bilek görüyorsunuz bir de. İnce sıska bilek ise eksi bir puan alacak dostlar. Triceps'e geçiyoruz. Triceps'te etli kalın triceps artı bir estetik puan alacak. Ama ince sıska biceps, yani daha küçük görünen biceps, eksi bir estetik puanı alacak dostlar. Göğüse geçiyoruz. Dolu ve geniş göğüs artı bir estetik puanı alacak. Dar ayrık göğüs eksi bir estetik puanı alacak dostlar. Baklavalara geçtiğimiz zaman 8'li baklava veya 6'lı baklava artı bir estetik puanı alacak. Ama 4'lü baklava eksi bir estetik puanı alacak dostlar. Ayrık parçalı bacaklar artı bir estetik puanı alacak. Ama düz biraz daha hatsız bacaklar eksi bir estetik puanı alacak. Etli geniş kalflar artı bir estetik puanı alırken dar ince kalflar da eksi bir estetik puanı alacak dostlar. Şimdi kendinizi değerlendirmenizi istiyorum. Siz kaç artı puan aldınız veya kaç eksi puan aldınız? Belki bazılarınız sıfıra geldi böyle. Gerçi sıfıra gelme ihtimali yok. Çünkü 7 tane puanımız var. Ama sıfıra yakın geldiyseniz büyük ihtimalle ortalama bir genetiksiniz. Çok böyle faydalı, görünüşünüze faydalı bir genetiğiniz yok. Çok da kötü bir genetiğiniz yok. Ama eksi 7'lerdeyseniz artık Tanrı tarafından biraz lanetlenmişsiniz. Ama artı 7'deyseniz Tanrı tarafından seçilmiş kişisiniz dostlar. Sevinmeye başlayabilirsiniz. Gidin annenizin babanızın elini öpün. Eksi 7 alanlar da annesine babasına biraz yakarsınlar. Peki bu videodan bu kadar diyelim o zaman dostlar. Etkinliğimizi de yaptık. Kaç puan aldığınızı yorumlara yazın. Olayı anladınız zaten. İşte tendon boyutu, kas boyutu, simetri, işte şekiller falan değiştirilemez. Sadece değiştirebileceğiniz tek bir şey var. Kasın büyüklüğü. Bu videodan bu kadar. Buna benzer daha fazla bilgilendirici video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım. Ve sizler BOOM! Seçilmiş kişilersiniz.